Merhaba arkadaşlar ben Halil Hoca. Bugün denemelerden bahsedeceğim sizlere. Şimdi iki aydan daha kısa bir süre kaldı. Artık konu tekrarlarının yanında bir de deneme çözmemiz lazım. Şimdi denemeleri de şöyle düşünelim arkadaşlar. Sadece bir yayından deneme almayın. Yani birçok yayının denemelerini kullanabilirsiniz. Neden bunu böyle söylüyorum? Çünkü farklı zihinlerden, farklı beyin yapılarından çıkmış sorulara bakmakta fayda var. Olabildiğince farklı soru tipleri görmekte fayda var. Çünkü bu bizi gerçek sınavda da işimize rahatlatacaktır. Şimdi 5'li deneme setleri, 10'lu deneme setleri falan var arkadaşlar. Mesela evrensel iletişim yayınlarının 5'li bir deneme seti var. Ee, sorular fena değil. Hani çok ben zorlanmak istemiyorum derseniz e, bunları kullanabilirsiniz. Denemeler böyle kitapçık şeklinde. Koparken biraz kitapçığın şu üst kısımları şu yapışkandan dolayı biraz kopuyor ama e, bence yine de böyle deneme şeklinde, kitapçık şeklinde olması güzel. Tek dezavantajı belki e, sözel ve sayısal arka arkaya gelmiş arkadaşlar. Yani denemeye başladıktan sonra işte 75 dakika Süreniz bitiyor, 75 dakika sözel yapıyorsunuz, bir ara verip daha sonra sayısal bölüme geçmeniz gerekiyor veya evrensel iletişimin dışında başka yayın evlerinde, mesela ben sınav yayınlarının kitapçıklarını görmüştüm. Bakın hemen sınav kitapçıklarına da bakalım. Onlar da sözel ve sayısalı ayırmışlar bu şekilde. Bu daha güzel bence, bu şekilde ayrılmış olması ve biraz daha zor. Yani ben biraz daha zor sorular çözmek istiyorum derseniz. Aslında sınav yayının denemelerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Tabi bir de deneme alırken artık birinci dönem müfredatını içermesi e, önemli arkadaşlar. Niye? Çünkü yeni nesil sorular içerisinde bile artık sadece birinci dönem konularına bakıyoruz. Biliyorsunuz LGS'deki müfredatta değişiklik yapıldı. Mesela Tonguç'un ilk tekrar LGS şeklinde çıkarmış olduğu bir kitap var. Fakat bu kitapta da e, bu bir deneme şeklinde değil arkadaşlar. E, normalde bir buçuk ya da iki denemelik e, bir soru var. Mesela matematikten. İşte cebirsel ifadeler ve özdeşliklere kadar gelmiş. Fakat çarpanlar ve katlardan bir test, üstlü ifadelerden bir, kareköklü ifadelerden iki tane, veri analizinden bir, basit olayların olma olasılığından bir, cebirsel ifadeler ve özdeşliklerden de bir tane test bırakılmış. Bir genel tekrar mahiyetinde yapılmış aslında şöyle. Hani bir buçuk denemelik bir soru. Burada bazı denemeler var. Mesela işte yine Tonguç'un dörtlü zaman denemeleri var ama bunların içerisindeki bazı sorular sizin kaynaklarda da vardır arkadaşlar. Bazıları artık müfredatımızda yok. Mesela ne gibi? Burada konu sıralamasına bakıyoruz arkadaşlar. Mesela birinci denemede bakın. Ee, bakalım şurada birinci denemede eğim mesela. 10. soru eğim. Bu soruyu çözmenize gerek yok artık. Ama bu denemeyi de çöpe atmanıza gerek yok arkadaşlar. Şu an elinizde muhakkak eski denemelerden vardır. Mesela ne gibi? Daha önce bizde Sadık Uygun'un yayınlarından vardı mesela 10'lu denemesi. Şimdi bu 10'lu denemenin ilk 5 denemesi arkadaşlar. Birinci dönem müfredatında bakın. Çarpanlar ve katlar, çarpanlar ve katlar, üstü ifadeler işte e, basit olayların olma olasılığı dördüncüsünde mesela yine aynı şekilde e, basit olayların olma olasılığı beşincisinde de cebirsel ifadeler ve özdeşliklere kadar vardı. Bunları atmayalım. Bunları kullanabiliriz arkadaşlar. Peki bunun dışında bir de kitapçılarda şu an şöyle bir şey var. E, böyle tek tek kitapçı şeklinde satılan denemeler var. Nasıl yani? Bunu şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle e, kitapçılarla konuşuyorum mesela. E, hangi okuldaysanız okulunuzun size yapmadığı ama diğer okullara yapılan deneme sınavları oluyor. Bunları kitapçık şeklinde alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela karma bir şekilde set yapabilirsiniz. Fiyatlarını da uygun veriyorlar. Mesela böyle kitapçık şeklinde aldığınız zaman da uygun da oluyor. Mesela bu çanta yayınlarının bir denemesiydi arkadaşlar. E, hız yayınlarının bir denemesi var. Muba'nın bu şekilde mesela. E, sonra çalışkan yayınlarının. Nar Test mesela çıkarmıştı. Palmen'in var. Yine Tonguç'un mesela yaptığı sınavlar var. Bakın bunları e, kitapçılardan sorduğunuz zaman sizlere vereceklerdir. Ama sadece e, okulunuzu söylemeniz gerekiyor. Mesela okulunuzun size yapmadığı sınavlardan alırsanız daha iyi olur. Ve bu şekilde olduğu zaman da arkadaşlar işlerinde mesela şöyle cevap da bırakıyorlar. Ee, sözel sayısal ayrı olduğu için de süreye dikkat ederek de çözebilirsiniz. Mesela 75 dakika sözel sınavı e, geri kalan 80 dakikayı da sayısal sınav olarak ayırabilirsiniz. Burada süre önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz LGS'de geçen senelerde veya geçmiş yıllarda en çok Sınavda da arkadaşlar neden problem yaşamışlardı? Zamanla ilgili sıkıntı yaşamışlardı arkadaşlar. Onun için süre tutarak sınavlarımızı çözüyoruz. Şimdiden sınava girecek arkadaşların tamamına başarılar diliyorum arkadaşlar.